Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sunar. Merhabalar efendim. Hepinize iyi akşamlar dileyerek Kentin Değerleri programına başlıyorum. Evet, bugün de gerçekten çok önemli görevler yapmış, kendisini daima iş hayatının içinde bulmuş, bir şeyler vermiş, bir şeyler almış, Kocaeli'nde adını duyurmuş önemli bir konum var. Bir kadın var yanında yine ve azıcık bugün birkaç bir şey söylemek istiyorum size. Çünkü bugün, bu akşam size yılın son programını sunuyorum. Çünkü 2023'ü bırakıyoruz artık. Geride bırakıyoruz. Ve dileklerimiz var tabii. 2023'te olan tüm olumsuzlukların 2024'te çok olumluğa dönmesini diliyoruz. Güzel şeyler olsun istiyoruz. Ben şahsım adına, yani 93 yılından beri program yapan bir kişi adına son 3 senedir yaptığım Kentin Değerleri programından aldığım hazzı hiçbir şeye değişmediğimi söylemek isterim. Çünkü insanların konuşması çok güzel bir şey efendim. İnsanların kendini ifade etmesi, insanların yaptıkları çalışmaları utanarak da olsa ama ben kimseye bunları söylemek istemiyordum ki de deseler benim iknamla gelip buraya anlattıkları zaman ne kadar dolu olduklarını ve sonradan da ne kadar huzur bulduklarını görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Ben ki artık müsaade ederseniz bu işte duayen gibi hissediyorum kendimi. Birazcık insan nabzını da anlıyorum haliyle. Bir kişi olarak bunu yüreğimde hissediyorum efendim. Ve programımıza çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok aradınız, arıyorsunuz. Ben de konuşmak istiyorum diyenler de var aranızda. Benim de hadi gel burada konuş dediğim değerli kişiler de var aranızda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, verimli bir yıl geçirdik bu anlamda. Ama 2023 ülkemizde biraz acılar bıraktı. Tabii ki olumlu şeyler de oluyor ama sanki biraz ağır bastı üzücü olaylar diye düşünüyorum. Ama umutluyuz. 2024 bize hayır, uğur, güzellikler getirecek efendim. Sizle de ben umuyorum yine 2024'te buluşacağım. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanım da hiç bitmesin istiyorum. Ve bu heyecanımı gelen konuklarıma da yansıtmak istiyorum. Bana da söylüyorlar. Vallahi biz heyecanlanıyoruz diyorlar. Kimisinin gözü doluyor. Kimisi çok eskilere gidiyor. Orada buluyor kendisini. Beni de götürüyor tabii. Ve böyle bir yıl geçirdik. Yeni yılınız kutlu, hayırlı olsun demek istiyorum. Ve bu son programla, bu güzel hanımla, bu güzel kadınla çok uğurlu ve verimli bir yıla adım atacağımızı da düşünüyorum. Ve kendisini sizlere hemen takdim etmek istiyorum. Sevgili Nur Hayat Gülderen. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevcan Hanım. Teşekkür ediyorum öncelikle güzel sözleriniz, güzel takviminiz için. İş kadını, kadınlara iş imkanı veren bir kadın, girişimci bir kadın. Dediğim gibi en başta bir sürü güzel çalışmaları var ama kendisinden dinleyeceğiz bugün. Ben epeydir kendisini, değil mi? Çok program, iki program falan yaptık. Üçüncü indir derler. Burada evet. Bakalım neler yapmışsın. O günden bugüne hepsini bana anlatacaksın. Öyle güzel şeyler ki beni yeni yılda olduğumu hissettirdi. Girişimci kadınların yaptığı çok güzel kendisini bana çok güzel bir hediye getirdi. Yeni yıl ya. Efendim hediyesiyle, çikolatasıyla çok güzel gelmiş Nurayat Hanım. Her zamanki nezaketiyle. Çok teşekkür ediyorum onlar için. Teşekkür ederim. Yapanların da ellerine sağlık diyorum. Evet, ellerine sağlık. Nasılsınız? Kadınlarımızın. Çok iyiyim.
Tabii bu ortamda nasıl iyi olunabiliyorsa, ben öncelikle geçtiğimiz süreçte kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet Allah diliyorum. Gerçekten 2023'ün sonları biraz daha hem Gazze'de yaşananlar hem şehitlerimiz üzücü günler yaşadık. Evet, İnşallah 2024'te bunların hepsini atlatmış oluruz. Hepsi geride kalmış olur. Yeni bir sayfa açarak güzel günlerde hep beraber yaşarız. Cumartesi akşamı yeni bir yıla giriyoruz. Yani yenilik iyidir. Eski yıla hep kızarız. Her şeyi onun sırtına yükleriz. Değil mi? O böyle bir günah keçisi olur eski yıl. Evet, tabii umut beklenti, güzel bir şey. Beklenti güzel bir şey. Geçmiş yaşanıyor iyisiyle kötüsüyle, evet. Ama bir yeni yıl içinde insanın yeni umutlarla girmesi de güzel bir şey. Tabii Nurhet Hanım, şimdi tabii ki mesela iş kadını olarak size soracağım tabii. Ne diyeceksiniz bana? 2024'te ki planlarınızı belki, değil mi, yapmak istediklerinizi anlatacaksınız. Evet. Ne oluyor? Bir umutla yeni bir başlangıç gibi geliyor insana. İşte o eğlenme meylenme de usulünce yaptığın sürece yılbaşı gecesi belki de bunun bir çağrısı, bir umudun göstergesi. Öyle, ben öyle düşünüyorum. Öyle bakıyorum hayata. Doğru diyorsunuz. Evet. Şimdi biz gerçeğe bugüne dönelim hemen. Şöyle yapalım. Ben size yine her konumda olduğu gibi kendinizi tanıtarak başlamanızı rica edeceğim. Bu program sizin programınız. Bu programda sadece işte STK, sadece kent konseyi, sadece girişimci kadınlar yok. Nurhayat Gülderen var. Teşekkür ederim. Nurhayat neydi kızın soyadınız? Telliler. Telliler. Gülderen. Gülderen oldu. Oradan evet. Buraya kadar geleceğiz, böyle basamak basamak evet. Çıkacağız. Bize bir anlatın bakalım. Nurhayat Telliler. Telliler kimmiş, nasıl Gülderen olmuş? Sevgili Hanım, ben babamın da öğretmen olması dolayısıyla Nevşehir'de doğdum. Aslen Konyalıyım. Annem, babam hepsi Konyalılar. Orada doğdum. İlk öğretim, orta öğretim, lise öğretim hep Konya'da tamamladım. Kendi seçimlerimi ortaokulu bitirince yapmaya başladım. Endüstri Meslek Lisesi'nde okumak istedim. El becerilerim iyiydi. Ama tabii kızın olmadığı bir okuldu o zamanlar. Evet. Çok az olandı. Ben de elektronik okumak istedim. Bütün itirazlara rağmen başardım. İlklerden birini mi yaptın belki de? İlk demeyelim de azdı. Tabii tek kız olarak okudum sınıfta. Zaten elektronikte 5-6 kızdı yanlış hatırlamıyorsam toplam. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Yine aileden ilk dışarı okumaya giden kız çocuğu olarak tek oldum. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdim. Mimarım, işe başladım. Yine beni erkek egemen işler içinde buldum kendimi. Mezun olur olmaz şantiye şefliği yapmaya başladım. O zamanlarda, o dönemlerde şantiyede kadın da yoktu. Evet. Şimdi meslektaşlarımız çok başarılılar. Ama ben ilk olanlardanım. Dolayısıyla İstanbul'da şantiye şefliğiyle başlayan bir süreç, akabinde evlilik, evlenme sonrası işte eşimin de asker olması, subay olması dolayısıyla kendimizi bir an ağırda bulduk. Çalışma hayatınız o kadar değişik ki sen diyebilirim çünkü çok tabii. Arzu edersen sen de bana abla diyebilirsin her zaman gibi. Teşekkür ederim. Bizim programımız böyle çünkü. Şimdi sen tabii şantiyedesin, orada buradasın, eşin asker. Nerede tanıştınız? Bir arkadaşımızın vesilesiyle oldu. Eşim de benim aslında, o da İzmir Ödemişli. Bir tarafı Bilecik Söğütlü, anne tarafı, baba tarafı Ödemişli. Öyle birbirimizi bulduk İstanbul'da. Öyle nasip kısmet olunca bir arkadaşımızın vesilesiyle tanıştık. Sonrasında evlendik.
Çok güzel. Ve Ağrı'da da bulduk kendimizi. Ben seninki bir hayat arkadaşlığım. Artık saymıyorum. Saymadım kaç mı oldu? Artık saymıyorum. Saymamak lazım aslında. Bak, çok güzel bir fikir. İşte bu doğum günlerini de yapmamak lazım. Hiç sevilmemek lazım. Şimdi çok benim babam diyor ki insanlar çok kaba oldu diyor. Amca yaşın kaç diye soruyorlar diyor. Evet. Biz eskiden diyor tevellütün kaç diye sorarlardık diyor. Bak, ne kadar güzel evet, bir şey. Evet. Ben de ne artık çocukların yaşlarını sayıyorum ne evlilik. Ne için saymam? Valla çok yani. Güzel. Bu yöntemi beğendim. Tavsiye veriyoruz efendim. Saymayalım, saymayalım. Evet, evet. Yani. Şimdi tabii çok güzel, mutlu bir evlilikle destek beyefendi, çok kibar bir beyefendi. Evet, evet, evet. Tabii, tabii ki. Yani her konuda en büyük desteğim eşimdir. Ağrı'ya gittik. Ağrı'da ikinci bebeğime hamileydim zaten Ağrı'ya gittiğimizde. Orada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda işe girdim. Oranın ihtiyacı vardı teknik kadroya. Terörün de tam yoğun olduğu dönemler o bölgedeydik. Sürekli nasıl operasyonların oldu? İçindeydik. Zordu, zor, çok zordu. Açık hava hapishanesi gibi bir dönemdi bizim için. Ağrı'dan Erzurum'a gitmek bile belirli prosedürlere, belirli izinlere tabiydi. Şanti ortamımız yine öylesine. Kaç sene geçirdiniz orada? 3 yıl geçirdik. 3 yılımızı orada tamamladık. Sonrasında yine tayinen İzmit'e geldik. 94 yılından beri İzmit'teyiz. Ve gelir gelmez de ticarete atıldım ben. Zaten biz Güldüren Hanım'ı, Nurhayat Güldüren Hanım'ı ticaret bir çalışma hayatı için atalım. Doğru. Hem ticaret hem STK. STK'larla tanıdık. Hatta benim davetlerim de STK. İşte kent meclisi. Tabii kent konseyi. Yerel gündem 21'de. Tabii iç çalışmalarımız oradadır. Tabii. Yani öyle bir girdin. Kocaeli'nin sosyal hayatına değil mi? Tabii 94'te ben şirketimi burada açtım ve ticarete başladım. Hazır mutfak ve iç dekorasyon üzerine bir bayilik almıştım. Onu yürüttük depreme kadar. Tabii o işle birlikte Kocaeli'deki insanlarla da tanışmaya başladık. Zaten bir altyapımız vardı. Dostlarımız, arkadaşlarımız vardı geçmişten gelen. Eşimin ablası burada, o da öğretmendi. İyi bir bağlantı var. Tabii zaten o burada olduğu için biz tayin tercihimizi İzmit'ten yana yaptık. Dolayısıyla böyle bir Kocaeli İzmit sürecimiz bizim başlamış oldu. İkinci kızım burada okula başladı. İlk kızım burada okula başladı. Bu arada iki kızım var. İki kız değil mi? İki kızım var çok şükür. 99 yılına kadar. 99 yılında tabii kentimiz sizlerin de bildiği gibi çok hasar aldı. Benim de iş yerim ciddi hasar aldı. Biraz çabalamaya çalıştık, yürütmeye çalıştık. Ama bu bir yıl, iki yıl kadar ancak sürdü. 2000 yılında o işi tasfiye sürecine girdik. Ve ben eskiden tecrübem olan müteahhitlik kısmına tekrar geri döndüm. Bir arkadaşımla birlikte inşaat işleri yapmaya başladık. Müteahhitlik karnemi çıkarttım. Derken SEKA'nın, İzmit Müessesesi'nin güçlendirmelerini yaptık. Yani ilk güçlendirme tecrübem orada olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi projelendirdi. Oradan gelen hocalarımız bize eğitimlerini verdiler. Dolayısıyla biz fabrikaların bütün güçlendirme işlenen, şimdi müze olan kısmı ve devamında yapılan kısımlar hep bizim elimizin değdiği yerler oldu. Güçlendirmesini mi yaptınız? Güçlendirmeleri yaptık. Bir şey mi? Güçlendirme. Çünkü o şeyler bu orası biliyorsunuz çelik yapıydır. Evet. O çelikler burkmuştu depremin etkisiyle. Çok sağlam yapılar, hani yıkılma olmadı ama müdahale gerekiyordu. Onları yaptık. 2 yıla yakın bir süreç. Sonra kardeşim Hadiye, o da harita mühendisidir. Hadiye bu şu an yaptığımız gayrimenkul sektörüyle tanışmıştı. Markamızı söylemekte sakınca var mı bilmiyorum ama öyle oluyor.
Markasıyla tanışmıştı o. Abla mimar ve mühendislerden oluşturmak istiyorlar kadrolarını. Beraber yapalım mı bu işe dedi. Yani olur dedim. 2003 yılında tanıştık. 2003 yılında işletmemizi kurduk. Yeni şirketimizi açtık. Ve gayrimenkul sektörüne ilk adımımızı attık. Bizi firmamız eğitti. Ve o zamanki bize koyduğu kurallar, şartlar bugün Türk Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektörüne koyduğu kurallardı. Biz bunları ta başından beri hep uygulayan firma olarak geldik. Ve bu anlamda da Kocaeli'de yerli ilk kurumsal firmalardan biriyiz. Güçlü bir teknik kadroyla işe başladık. Çok başarılı işlere imza attık. Kurumsal yapıda çok güçlü olduk tabii teknik donanım olunca. Yani ben mimarım, işte kardeşim hem ortağım harita mühendisi, diğer bir ortağımız, eniştemiz yine o da harita mühendisi. Tabii hem öyle hem de kurumsal yapıda çalışmamız çok daha kolaylaştı. Evet. İşte kente değer katan park gibi işte bir takım kurumsal marketler diyelim, kurumsal gıda firmaları, onların hep buralarda proje geliştirmesine katkıda bulunduk. Onları biz geliştirdik. Bunu da işte mimar ve mühendis olmamızın etkisi tabii çok oldu. Ve şu an gururla da izliyoruz. Bizim gibi meslektaşlarımız yavaş yavaş bu sektöre girmeye başladılar tabii. O bizim için de gurur verici. Biz önce olduk. Yani gayet de güzel şu ana kadar götürdük işimizi. Yani kolay değil, siz de biliyorsunuz. Firmalar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sürüyor. Biz 21. yıla girdik artık. Yani. 20 yılı tamamladık. Maşallah. Tabii tabii aynı iş kolunda. Yani az bir sene değil 21. Hiç değil. Telefonlarımızı hiç değiştirmeden sadece küçük bir adres değişikliği yaptık. Kentin çok merkezinde bir takım başta otopark, deprem sellik, yani en büyük sıkıntım benim oydu. Çünkü İzmit merkezde biliyorsunuz artık deprem öncesi yapılar. Bir de depremi yaşadık şehir merkezinde. Dolayısıyla ben şehir merkezinden biraz çıkıp daha sağlam yapıya geçmek istedim. Şimdi Yenişehir Mahallesi'nde bir ofisimiz var, Demokrasi Bulvarı'nda. Gayet iyiyiz, güzel bir mekanımız var. İş hayatımız böyle devam ediyor. Dediğim gibi gururluyuz bu anlamda da. Bir takım ilkleri yapmak, bir takım kurumsal çalışmaları yapmak, her yerde bir eserimizi görmek bize gerçekten gurur veriyor. İş hayatımız böyle. Şimdi mesela bir kadın olarak ne biliyorsun yani bu dünyada da var da bizim ülkemizde de biraz daha sanki daha yavaş yavaş gidiyoruz o tarafa doğru. Kadın olmak bazı iş çevrelerinde, bazı mesleklerde kolay değil. Kolay olmuyor. Yani orada bir takım zorluklarla karşılaşabiliyor kadınlar. Sen mesela geldin, tabii ilk başladın, ilk çalışıyorsun, direkt şantiyede başladın diyorsun. Anılarım vardır, anlat biraz bana. Yani o başlayış nasıl oldu, nasıl adapte ettin kendini, sana nasıl baktılar? Yapabilir mi bu kadın ya, bu kız geldi, bunu başarabilir mi gibi bir bakış. Böyle bir şeyler sizinle değil mi? Tabii ki oldu. Yani bir garip garip baktılar. Şimdi. Özellikle şantiyede işçi hiç kadın görmemiş. Bizim ama burada ne iş var? O zamanki işverenlerim bana sonsuz güvendiler. Ben de o şekilde. Kontrol mühendislerim aynı şekilde. Hani daha çok küçüktüm ben. 21 evet, yaşında yani, başladım şantiyeye. Gel, gel. Kızım sen şöyle dur, biz şunu yapalım falan dedi. İşte o zaman ilk işim benim tekeleydi. Tekelin inşaat kısmına iş yaptım. Oradaki kontrol mühendislerim, abilerim sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Koruma altına aldılar beni. Tabii şantiyelerdeki en büyük sıkıntım tuvalet konusuydu. Ha, evet, o da yani kabus gibiydi. Yani. Artık korumalarla falan tuvalete gidiyordum yani. Olmaz sanırım yani öyle bir şey. Yani. Yok peki, tabii. Yani şimdi işverenlerin en büyük sıkıntısı o. Kadın çalıştırmak istiyorlar ama kadın için özel düzenek yapmaları gerek. Tabii.
ayrı soyunma odası yapması lazım, ayrı tuvalet yapması lazım. Yani bir kısım işveren sırf o yüzden kadın çalıştırmamayı tercih ediyor. Yani. Benim de en büyük sıkıntım oydu şantiyede. Diğerlerinde çok sıkıntı çekmedim. Hani sizi bir tartıyorlar, ne biliyorsun, kimsin? Evet, seni bir denerler. Bir deniyorlar, bir tartıyorlar. Onu geçtikten, o sınavı geçtikten sonra çok problem olmuyor. Hepsi bu sefer tam tersi sizi ailenin içine alıyor, sahipleniyorlar. Dışarıdan birinin size ne bileyim yan gözle bakmasına bile müsaade etmiyorlar. O zaman evet. Artık onlarız. Tabii öyle oluyorsunuz. Tamam, onu sahiplenirler. Öyle. Bu da var yani. Bak. Tabii. Bizde bir de bu var. Sahiplenme. Tabii. Yani mesela akşam oluyor bazen uzuyor işlerimiz. Mimarım biz sizi durağa kadar işte arabanıza kadar eşlik edelim. Biz sizi götürelim. Yok istemez ben giderim. Yok çok karardı ortalık falan diyebiliyorlardı. Dediler hep. Güzel bir şey. Her kardeş gibi olunuyordur orada. Tabii bir de bilginizi koyarsanız ortaya o saygı duymaya başlıyorlar bir zaman sonra. İnsanlar yani belki bir tavır takılıyor ama karşısındaki insanın yani bilgisi, doluluğu, oraya verdiği değer, başarı bunlar hepsi bakılır herhalde ilk önce. Tabii. Bu kızda iş var dedikleri zaman bravo işini güzel yapıyor dedikleri zaman iş biter herhalde. Tabii siz de yaşamışsınızdır aynı şeyleri. Sizin sektörünüzde öyle çok kolay değil. Her anlamda sektörümüzde de oldu. Yani bu tabii ki olmaz. Hiçbir kadın hiçbir iş yerinde bu olmaz diyemiyor. Bu ilde oluyor bir önce. Sonra da işte kadının şeyine bağlı biraz da belki. Ya hepsi etken yani işte. Bir de Allah etken. Kötülerle de karşılaştırmasın tabii. Allah o da etken. Çok evet. Hikayeler, çok evet. Öyküler duyuyoruz. O da olmasın. Evet. Şimdi mesela yaptığın iş çok hassas bir iş. Biz bunun acısını çektik, anlattım. 99'da, ondan sonra da 6 Şubat'ta yeni yaşadığımız bu işte. Tabii. Yılın bize verdiği en büyük yıkımlardan birisi de o değil mi? Binlerce evet. insanımızı kaybettik. Şimdi demek çok hassas bir konu. Bu hassasiyeti herhalde çok önemli taşıyordun işin içinde. Tabii ki. Yani peki müdahale edebiliyor muydun? Müdahale tabii ki ediyorsunuz. Yani gelen şeylere mutlaka sen de bilmiyorum sizin mesleğiniz mimar. Hepsi tabii edebiliyorsunuz ama mesleğimizde yani benim mimarlığa çok şu an aktif yapmamamdaki bir neden de odur. Bizim sorumluluklarımız çok yüksek. Değil bizim mi? Torunlarımıza varan bir sorumluluğumuz var. Mesela benim şu an Malatya'da, Adıyaman'da depremin olduğu gün içeri alınıp hala ne dosyası ne savunma hiçbir şey ortada olmayan, hala tutuklu olan arkadaşlarım var. Yani. Hani bunun gerçekten tabii mimarlar. Gerçekten hani müteahhit mi yapmış, sonradan müdahale mi edilmiş hiçbir şey belli değil ama onlar içerideler hala. Kendini savunamıyor mu? Yani ben işte gördüm, dedim falan gibi. O savunma için tabii bu dosyaların hazırlanması lazım. Türkiye ülke şartlarında da o biraz mahkeme yavaş. Süreçleri çünkü oldukça yavaş. O süreçlerde maalesef içerideler, hala içerideler. Hala yani, davaları görülmeye bile başlanmadı. Şöyle düşündüğün zaman belki de bu bir cinayet gibi bir şey yani çıkan o şeyler. Bizim sorumluluğumuz öyle. Cinayet yapmış gibi bir sorumluluğumuz ama var. Ama belki de hiçbir günahları yok. Oradaki kişi dışarıda geziyor. En çabuk suçlanan. Tabii kayıtlıyız ya biz. Doğrudan müdahale edebiliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Sorun şu. Sorumluluğumuz var. Yetkimiz yok. Mesela benim Kocaeli'nde geçmiş dönemde bir inşaatın üst katı çıktı. Evet. Ben sorumlu bendim. Hı-hı. Ben belediyeye dilekçe verdim. Ben ceza yedim. Mal sahibine yani o işi yapan kişiye sadece bir encümenden ceza yazıldı.
hiçbir şey yok. Bir şey yazıldı. Tabii benim onu yıktırma yetkim olması lazım. Yani bu yetkim öyle, o yetkimiz ama yok. Hayır, yapamıyorsunuz ki. Siz burada kaçak yapılmış yapıların, kaçak yapılmış katların hangi birinin yıkılabildiğini gördünüz. Maalesef o konularda biraz eksiğimiz var. Şanssızlık gibi geliyor bana da. O zaman bu şeyi vermiyorsun, yetkiyi vermiyorsun ama bir şey olduğu zaman onu sorumluluk bizim. Sorumlu tutup cezaevine atabiliyorsun. İşte bu biraz yani benim görüşüm tabii. Ben biraz adaletsiz buluyorum. Madem o zaman sorumluluk ver, ondan sonra al sorumluluğu yapmadıysa yerine getirmekse diye düşünüyorum. Doğru. Yazıktır yani eğer bir suçları. Doğru. Doğru. Çünkü o yüzden ben çok fazla çok nadir proje yapıyorum. Evet. O projeleri de ağırlıklı yatırım projesi şeklinde. Hani Arasta Parkı demiştim. Evet. Biz hazırlıyoruz yatırımcıya. Diyoruz ki şöyle bir bina yapabilirsin. Bu kadar metraj yapabilirsin. İçine şöyle bir mağaza çeşitlemesi olabilir. Beklenti kiramız yaklaşık şu kadar olabilir şeklinde yatırımcıya projelendirme yapıyoruz. Ha, sonrasında çok nadiren biz kendimiz yapıyoruz. Çünkü bu işi yapan, bu işi profesyonelce yapan arkadaşlarımız var. Gayet de güzel başarıyorlar. Evet. Onlarla çalışmayı tercih ediyoruz ağırlıklı. Evet. Çünkü her kişi her işi yapamaz diye ben düşünüyorum. Tabii ki profesyoneller yapamaz. Olması gerekiyor. Evet. Ben kendimi daha çok emlak üzerine konumlandırdım. Tamam. Dolayısıyla projecilik yapan arkadaşlarımız da o kısımda yürüsünler istiyorum. Artık sizde bu işin şeyi olmasın yani hani nasıl dedim ben, bir seneler insanı hem bilmiyorum. Biz de duayeni olduk sizin dediğiniz gibi. Evet. Tabii biz de duayeni olduk. Şimdi nasıl sizin mesleğinde talep çok galiba. Evet, bu ara bu yıl öyle. Bölümlerden biri galiba. Bu yıl yani. Öyle, evet. Bu yıl emlak sektöründe gerçekten çok talep oldu. İlimizde de çok fazla firma açıldı. Ama dediğim gibi hani konunun başında da söyledim, böyle benim meslektaşlarım daha böyle meslek sahibi konumulanmış insanların bu sektöre girmesi de gurur veriyor bize. Mutlu oluyoruz onların. Sektörün tabii gelişmesi açısından yani, güzel oluyor. Tecrübe de lazım ama. İşte onların da belki yaparak zamanla edinecekler. Tabii her işte olduğu gibi burada evet. da bir hem kendinizi geliştirmeniz evet. gerekiyor hem de sebat etmeniz gerekiyor. Evet. Çok çalışmak gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Yani çalışmadan zaten hiçbir şey olmaz. Evet. Yani sebat etmek çok önemli. Tabii o yaptığınız zaman içerisinde eserler diyeyim ben onlara. Hem eserleriniz eserdir. Hem duruşunuz, evet. dürüstlüğünüz. Yani evet. biz dedik ki bu sektörde ki bizim sektörümüzde çok nadirdir bu iş. Biz 21 yılı doldur 21. yıldayız artık. Evet. Yani bu sektörü tabii ki biz başladığımızda sektörümüz çok yani değişik insanların olduğu bir sektördü. Artık oldukça şimdi daha iyiyiz. Daha iyileşti, daha iyileşti. Ya yavaş yavaş tabii zaman da onu gösteriyor. Şimdi biz işe başladığımızda internet portalları yoktu mesela. Bir telefon ufak bir ofisle iş yürütülebiliyordu. Ama şimdi sizin bu internet portallarını da yönetebilecek bilgi, donanım, kabiliyet onların da olması gerekiyor. Dolayısıyla tabii. Bu şimdi çok güzel bir konuşma yapmamız lazımdı Nurhayat Hanım'la. Çünkü işin duayeni artık. Hatta ben şey de sormak isterim iş ahlakında. Yani çok önemlidir. Kendileri çok hassas bir meslekte. Evet, yani insanlar evet. giriyor içine. O kadar büyük bir şey alıyorsunuz ki sırtınıza. Onun doğru. için bu kadar derin sorun. Yine konuşacağız. Ondan sonra diğer çalışmalarına geçeceğiz ama bir reklam arası verelim. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Efendim kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra tekrar sohbete devam ediyoruz.
Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Evet Nurhat Hanımcığım, reklamı bitirdik. Şimdi hemen dönelim. Tabii ki senin mesleğinin yanı sıra çok önemli STK, Sivil Toplum Kuruluşları'nda yaptığın çalışmalar var. Oralarda da çok ismini duyduk. Kendini oralarda da çok başarılı bir kişi olarak tanıttın. Ama ben bir şey sormadan geçemeyeceğim. Ne olur verebileceğin cevap kadar en azından senin gibi bir kişiden bunu duymak istiyorum. Yani şimdi mesela benim gelen konukların arasında da oluyor tabii mesleki kişiler. Herkes müteahhit oldu. Yani şu acılar, şu yaşadıklarımız, bu binlerce verdiğimiz kayıp hiç ders olmadı insanlara gibi düşünüyorum. Yani herkes olabiliyor mu? Nasıl bir şey bu? Mesela siz anlattınız, okudum, ettim, gördüm, müteahhit oldum. Yani öbürkülerin öyle olmadığını duyuyorum ben. Basit basit insanlar müteahhit oldu diye aslında çıkıyor. Aslında geçmiş döneme göre çok daha fazla düzenlemeler getirildi. Yani evet. Sınırlamalar konuldu. Ha, oldu mu bari? Oldu. Konuldu ama yeterli değil bence. Bu o kadar kolay bir şey mi? Yani ben müteahhit olacağım deyip olabiliyor mu insanlar? Kendi evinizi yaparak başlıyorsunuz. Ha, sonrasında da işte olabiliyorsunuz. Oluyor mu demeyelim. Olabiliyor muydu? Olabiliyor. Olacak mı? Ondan sonra mı? Valla biz Türk milleti olarak biliyorsunuz kuralları delmeyi, zayıflatmayı çok severiz. Yani bir yolunu bulur yapmak isteyen diye düşünüyorum ama Kocaeli'nin şöyle bir sıkıntısı var. Belki İstanbul'da bu kadar müteahhit çabucak olunamıyor. Kocaeli'de 3 kat sınırı var ya çok yerde, katımız az. Kat az olunca müteahhitin fazla donanım olması gerekmiyor. Çabucak yapabiliyor. Ama bir İstanbul'da 17-18 katlı bir bina yapacaksanız altyapınızın çok kuvvetli olması lazım. Güçlü daha olması. Doğrusu sermayenizin, vinciniz olması lazım. İşte ne bileyim yani o inşaat yapacak çok daha fazla birikiminiz olması lazım. Ona göre de sermayenizin güçlü olması lazım. Evet. Bizim hani 300 metrekare içerisinde 3 dairelik bir apartman için bütçe belli. Ama diğer tarafta bir 14-15 katlı bina yapıyorsanız 100-200 daire oluyorsa o binada bütçesi daha farklı. Evet. Dolayısıyla bunlar da etken oluyor. Ama müteahhitlik bir ticaret değildir. Bilgi ve birikim gerektirir. Ben de bu onu çok önemli. Onun için soruyorum devamlı. Evet, o yüzden yani bir diploması, bir okulu, bilmem bir şey yok mu bunun? Yok. Yani bu tacirlik, ev kazdım, ev yaptım. Herkes yapar bir zamanlar. Yani kanun önünde bir ticaret gibi algılanıyor. Bu biraz daha dediğim gibi biraz da uyum yasaları sürecinde yeni standartlar, yeni kurallar getirildi. Getirilmeye de devam İnşallah ediliyor. Yani aynı şey benim şu anki mesleğim, emlakçılık için de aynı şey. Tabii ki. Biz çok uzun yıllardır, yani ben işe girdiğim, bu işle tanıştığım zamanda kanunlar çıkacaktı. 20 yıl gün, oldu, 20 daha yıldır, yeni aynı. Çıkıyor. Onu da mesela ilk çıktığında liseydi, ilkokul seviyesine düşürdüler tekrar. İlkokul seviyesinde hiç bilgisi olmayan, ilkokul bilgisiyle bir kişi emlakçılık yapabilecek. Ya en ufak bir işe almıyorlar insanlar ilkokulda. O gidiyor, ev yapıyor, insanları oturtuyor. Ama emlakçılık yapabiliyor. Ben yani işimi önemsiyorum. Çünkü danışmanlık veriyoruz biz. Tabii biz ki. Gayrimenkul alıp satma tarafında değiliz. Evet. Biz danışmanlık verme tarafındayız. Evet. Dolayısıyla sattığımız bir arsanın imarını,
kısıtlamasını vesaire bilmek zorundayız. Bir konu satarken siz o konutun... güvenilirsiniz aslında. Keşke sizlere sorsalar ev alacak kişiler hep. Evet. Yani bilgili donanımlı kişilere sorarak almaları gerekiyor. Aynı şekilde insanların ev alırken de o evi hangi müteahhit yapmış onu da sorgulamaları gerekiyor. Yani bunu, şimdi ben onu rica edeceğim zaten. Hazır sizi bulmuşken. Mesela çok var şimdi parasını biriktirmiş, yememiş, içmemiş, bir birikim yapmış, ev alacağım. Ev çok önemli çünkü hele bundan sonra nasıl alınır zaten hiç düşünmüyorum da. Birikimi yapmış, ev alacak, ne yapsın? Güvenemiyor. Mesela ne yapsın konusunda belki danışmanlık olarak siz girersiniz devreye. Ne yapsın? Şeyi duyduk. Çok güzel duayen, bu işi bilen, danışmanlık yapanı danışsın. Peki sonra başka yapacağı bir şey var mı? Ev almak isteyen kişinin. Yani müteahhitini de sorgulaması lazım bence. Yapan kişinin sorgulaması lazım. Tamam. Yani bulunduğu yerin zemini çok önemli. Yapının yaşı çok önemli. Yani çok fazla modül var sorgulayacağım. Çok fazla doneler var yani tabii bunları. Tabii dikkat etmesi lazım ama güvenilir anlıyorum. Bir gayrimenkul danışmanından bilgi alması. Özet olarak anladım. Önemli tabii. Evet. Şimdi buradan tabii efendim kalmayabilir aklınızda ama şüpheleri de kalır mutlaka. Çünkü ev alacak insanlar çok titiz davranıyor biliyorum. Bu işi bilen tam içinize oturacak bir gayrimenkul danışmanından bilgi almalısınız. Evet. Lütfen. Bakın neler oluyor. Ondan sonra da yazıktır. Hem canın çoğu kişi canından hem de parasından, pulundan, malından oluyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ya burası insanlar adına da önemlidir. Ha biliyor, bilmiyorlar mı? Biliyorlardır mutlaka. Fakat hani biz bir farkındalık deriz ya. Bir daha söylemek, bir daha hatırlatmak da fayda var. İnsanların kafasında daha çok yer eder. Evet efendim. Şimdi STK'lara geçişiniz nasıl oldu? Sivil toplumdasınız zaten hep ama resmi bir şekilde sivil toplum kuruluşuna geçişiniz nasıl oldu? Sezcan Hanım ben konuşmanın başında da bahsettiğim gibi asker eşiyim. Hı hı. Asker eşi olduğum için doğal olarak ilk baştan beri Mehmetçik Vakfı'na hep çabamız olur. Çalışmamız olur. Vakıfla, Mehmetçik Vakfı'yla başlayan bir STK sürecimiz var. Sonrasında işte depremden bahsettik. Deprem oldu. Evet. Ve arkadaşlarla böyle konuşuyoruz, ediyoruz. Hepimizin tabii moralleri bozuk. Umutlarımız tükenmiş durumda. Biliyorsunuz Kocaeli bir de çok zor toparlandı. Evet. Yani biz aylarca böyle kokuların içerisinde biz yaşadık. Neler çektik. Yani neler çektik. Şimdi çok şükür bu Mart'ta olan da çok çabuk toparlandı. Evet. Yani gittik oralara biz Kocaeli Ticaret Odası vasıtasıyla oralarda da bir takım çalışmalar yaptık. Hatay'a. Maraş'taydı çadır kentimiz bizim. Yani oralara bakıyorsunuz bir de bizim o halimize bakıyorsunuz. Biz gerçekten zor süreçlere geçirdik. Bir deney gibi yani bir tecrübe öyle gibi oldu sanki. Tabii biz öyle çünkü oldu. Hiçbirimiz deprem olduğunu zannetmedik. Biz öyle deprem, deprem hep Japonya'da olur diyebiliyoruz. Ya böyle bir biz kıyamet kopuyor falan ölüyoruz öyle, diye düşündük öyle, hepimiz. Öyle için. Yaşamamıştık. Onları, evet. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Ne arama kurtarmada ne işte önlem almada gibi. Hiçbir şey bilmiyorduk. Tabii. Nuray Hanımcığım benim babam kaç yaşındaki insan ki İzmit'te zaten hep deprem bölgesi altımızda şeydi İfaç. Ben böyle deprem görmedim dedi adam. Yani öyle bir deprem gibi değil. Bir afetti hakikaten. Öyleydi. Onun kötüydü. Için biz bu anlamda kötüyü yaşadık. Evet. Küçük diyorlar. Tamam küçük ama bölge biz ağır yaşadık. Tabii hazırlıksızlık, desteğimiz yoktu. Evet. Yani biz zor günlerdi. Çok neyse günler, o günleri çok, çok da yaşamaya çalışmam. Zaten hiç unutamıyoruz. Evet unutmuyoruz. Tekrar hiç hatırlamak da istemiyoruz. Biz dedik ne yaparız, ne edebiliriz? Biz böyle birkaç arkadaş buradan bir araya geldik. İzmit Genç İş Adamları Derneği'ni kurduk 2002'de. Çok güzel. 2002'de kurduk. Hani biliyorum. Biz dedik şeyde olmasın. Hani burada siz de içindesiniz. Sivil toplum yardımlaşma dernekleri çok. Ama böyle ticareti geliştirme anlamında bir dernek o zaman için çok az. Çok anlamlı. Çok da aktif değildi. Biz dedik böyle yapalım hem kendi ticaretimizi de geliştirelim. Derken 2002'de İzgiyat'ı kurduk. Orada ben de kurucu
yönetim kurulu üyesi oldum. Büyüterek, geliştirerek derneğimizi devam ettirdik. Hı. Ve ben dördüncü, beşinci dönem başkanlığını yürüttüm derneğin. Başkanlığım sırasında da markanın kalkınma kuruluna girdik. Kalkınma kurulunda yer aldım ben. Kent konseyine girdik. Orada da 4 dönem kadar Kocaeli Kent Konseyi'nin yürütme kurulunda oldum. Sizin de içinde olduğunuz Yerel Gündem 21 o zamanlar başladı. Zaten öyle başladı. Öyle başladık. Yerel Gündem 21 olarak başladık. Yerel Gündem 21 olarak başladık. Sonrasında kent konseyleriyle evrildi. O süreç işlerde hep içinde olduk ve yine bu süreçte gerek Birleşmiş Milletler'den, gerek UN Women'dan, Avrupa Birliği'nden, markadan bir takım projeler aldık. Bunların yürütücülüğünü yaptık. O süreci de artık biz biraz da genç adını koyduğumuz için sürekli interaktif çalışan bir dernek oldu. Ve biz bir ya da iki dönem başkanlık yapıp başka devrettik. Ben de Mehmet Şen başkanımızdan görevi devraldım. Yusuf Erenkaya başkanımıza da görevi devrettim. Ve bu süreçte biz derneklerin şeyler açıldı. Biliyorsunuz 80'den sonra vakıflar, konfederasyonlar hep kapanmıştı. Onların izinleri çıkmaya başladı ve biz bu süreçte federasyonumuzu kurduk. Genç İş Adamları Derneği'nin Marmara Federasyonu'nu. Yine Mehmet Şen Başkanımızın çok emekleri vardı bu federasyonun kuruluşunda. Akabinde TÜGİK kuruldu. TÜGİK'in de Türkiye şu an İş İnsanları Konfederasyonu oldu. Onu da kurucu dernekleri arasında yer aldık. Ve bugün TÜGİK'te benim görevim hala devam ediyor. Ben Yüksek İstişare Konseyi üyesi olarak iki dönemdir Erkan Güral Başkanımla birlikte görev aldım. Devam ediyorum. İZİAD'da artık gönül bağımız var. Arkadaşlarımız orayı gayet güzel yürütüyorlar. Zaten orada bir başı olarak bulunmuşsun. Tabii. Onu hiçbir zaman için çıkartamazsın. Yani. Yok. O sizin de dediğiniz gibi biraz bebeğimiz gibi oluyor. Değil mi? Öyle oluyor. Öyle büyüttük. Hep yani. Televizyon Hep istiyoruz daha güzel yerlerde olsun. Evet. Sağ olsun arkadaşlarımız da hiç bu Sever konuda gayet başarılı çalışmalar yapıyor. Biz de elimizden gelen gayreti, desteği onlara vermeye çalışıyoruz. Derken biz bu İZİAD serüvenin de toplumsal cinsiyet eşitliği projeleriyle tanıştık. Çok güzel. Birleşmiş Milletler'in belediyeyle, Büyükşehir Belediyesi'yle işbirliği yaparak bu projelerin yürütücüsü olduk. Ve kadınlara bir şekilde adım atmış olduk. Güzel. Kadın çalışmalarında yer almaya yani başladım cinsiyet ben. Cinsiyet şeyi yani insan ilişkilerine girdiniz. Tabii toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında alınıyor onlar. Derken 4-5 yıla girdik herhalde. Orada çalışmalarınız oldu tabii. Kocaeli Ticaret Odası'nın zaten ben 94... Şimdi Ticaret Odası'nda da varsın onda. Evet, 94 yılından beri üyeydim. Ama bu çalışmalara çok zaman ayırmamıştım. 5 yıl önce Necim Bulut Başkanımız ve yönetiminin teveccühüyle ben Kadın Girişimciler Kurulu'na getirildim orada. Ve orada Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu'nun icra kurulu üyesi oldum. Orada da başkan yardımcılığını bir dönem yürüttüm. Şimdi ikinci dönemimiz başladı. Tamam. Yeni seçimlerimiz oldu. Orada da kadınlarla ilgili. Yeni oldu galiba. Yeni oldu seçimlerimiz. Falan. İşte bu yıl içerisinde. Biz de Türkiye Odalar Borsalara bağlı bir kurul olarak çalışıyoruz. Önce kurullarımızı oluşturuyoruz. Sonra icralarımızı seçiyoruz. Üst kurullarımız oluşuyor devamında. Böyle bir yapılanması var. Ticaret Odası'nın böyle güzel bir şeyi var. Yani şey olarak işte toplumsal çalışmaları var. Öyle toplumsal çalışmalarımız yani var. İnsana dokunuyor yani bir yerde. Evet. Çünkü ticaret erbapları Ticaret Odası'na üyeler. Onların her türlü sorunlarına da destek olmak durumunda. Ama sosyal yaşantıdaki yani mevzulara da giriyor. O insanlara da el uzatıyor kadına, çocuğa.
Biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından genç girişimciler ve kadın girişimciler olarak iki ayrı bölüm. Bizim görevlerimiz ağırlıklı. Biz kadınlarla ilgiliyiz. Tamam. Kadınları ne yapıyoruz kadınlarla ilgili? Ha, ne yapıyoruz? Temelinde kadın girişimciliği teşvik ediyoruz. Tamam. İkincisi de mevcutta bir kadın girişimci var. Bunun kendini nasıl geliştirebilir? Onun şimdi üzerinde. O evet önemli olan o. Evet. Şimdi biz maalesef Türkiye olarak kadın erkek fırsat eşitliğinde çok gerilerdeyiz. Evet. Kocaeli'de 38. sırada Türkiye genelinde. Yani Kocaeli olarak da gerideyiz. Bunları arttırmaya çalışıyoruz. Projede biz çok yeni harekette önde olan bir iliz aslında. Bu konuda biraz daha mı şey yapması lazım? Şöyleyiz. TAPAV'ın verilerine göre, onun yaptığı araştırmalara göre biz okuma yazma oranı olarak Türkiye'nin ortalamasının üstündeyiz. Ha. Ama şey çok geldiğimizde göç alıyoruz ama yani. Öbür tabii göç de bizi çok aşağıya çekiyor. Onun ötesinde bizim yönetici kadınlarımız yok. Ha, evet. Yani bizim bu gerilerde olmamızın asıl sebebi o. Öne çıkmamış kadın. Yani bunları bulmak da lazım. Daire başkanımız kadın yok. Varsa da çok az. Belediye başkanımız bir tane. Evet. Siyasi parti başkanımız yok. Hiç yok. Daire müdürü. Yani bunların hepsi etken bu statüye. Bürokraside yani. Bürokraside kadın etkin. Az. Çok az rastlıyoruz biliyorsunuz. Siz daha çok muhatapsınızdır. İşte görüyorum da görüyorsunuz. Dediğiniz gibi ben de aynı sizi kadın çok az. Yani büyükşehirde kadın çok az. Evet. İzmit Belediyesi nispeten biraz daha. Biraz daha. Ama onun dışında kadınımız maalesef çok az. Evet. Tabii biraz Kocaeli'nin yapısı da çok önemli burada. Biz burada İşçi kentiyiz. Evet. Yani biz şehrimize dışarıdan gelip büyük fabrikalar kuran kişilere hizmet eden kentiz. Evet. Yani KOBİ'miz de böyle. Onlara yine taşere gelirimiz İstanbul'a mı gidiyor? Tabii ki. Yani zaten aynı, o değişmedi değil mi? Hani yok, değişmiyor. Yani değişmesi de pek mümkün değil. Değil mi? Orada çünkü ana ben mesela lojman hayatında yaşadığım için çok severim ben. Hani lojmanlar şimdi kalktı. Evet. Üst düzey de burada oturmuyor. Mesela fabrika eskiden Seka'nın, Tüpraş'ın biliyorsunuz lojmanları vardı. Oranın müdürü, amiri de orada otururdu. Ve oranın sosyal hayatı da gelişirdi. Tabii çok da güzeldi. Ama şimdi bakıyorsunuz o firmaların, fabrikaların bütün üst düzey yöneticileri hepsi İstanbul'dalar. İstanbul. Dolayısıyla kentimizde çok güzel mesela yemek mekanları açılıyor ama dayanamıyorlar. Çünkü kentin kendi dinamiği onu kaldıramıyor. Bir de şeyimiz var. Onu da bak, onu bu ben çok önemli bir tespit. Mutfak işi yaparken tespit etmiştim. Bir de böyle İstanbul'dan alışveriş yapayım, İstanbul'a gideyim, yemek yiyeyim falan bir de öyle bir özentimiz var. Evet. Böyle bir havamız var. Keşke yapmasak. Ama o da olmuyor. Yani biraz İstanbul'a yakınlığımızın işte hem avantajımızı kullanıyoruz hem de yani dezavantajımız tamam, var. Yani İstanbul özel bir şehir hakikaten. Üzerine dünyada ismini duyurmuş bir şehir de. Şimdi buradaki esnaf da yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güzel güzel yerler açmaya çalışıyor. Siz biz kalkıyoruz İstanbul'a. Ya biz hepimiz kendimizi geliştireceğiz. Şöyle mikrofonumuzu etkilemesin. Tamam. Sonra sesiniz güzel gitmez. Sezilir. Tamam. Saçlarınız da çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Nazar değmesin. Çok teşekkür ederim. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Yani ben mimar olmama rağmen kendi işimle ilgili emlak yönetimini de bitirdim üniversiteden. İş güvenliğini de. Onun da diplomasını tabii aldım diyeceksin. İş güvenliğini de bitirdim. Evet. Onun da diplomasını aldım. Hala da devam ediyorum tabii ki, çalışmalara. Tabii ki. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Geliştireceksin tabii. Kocaeli'nin esnafı
Yeni nesil nispeten biraz daha hareketli ama bunda biraz geri kalmış görüyorum ben. Evet. Kaldı daha doğrusu. Şimdi kiralar da çok güzel para etti. Evet. Artık mekanlarını kiraya vermek daha çok güzel. Tercih ediyor. İkinci, üçüncü nesil. Evet. Onlar yani herhalde çarşıda siz de görüyorsunuzdur. Tabii, çok az yerli esnafımız kaldı. Evet. Yok, yerli esnaf kalmadı zaten. Çok az. Hani bu da bir başka konu. Yine bizim kentin değerlerini de girer bu konu. Yani o eski yerli isimler zaten çoğu rahmetli oldu büyükleri. Ve oğulları da bırakıyor. Devam etmiyor iş çocukları. Ya aslında ülkemizin genel sorunu. Yani böyle kuşaktan kuşağa bakıyorsun, İngiltere'de aktar bile 500 yıllık var. Ama bizde baba öyle değil. Baba mesleğim diyor. Tarım Hollanda'da. Peynirciler. Biz konuşmuştuk. Ben diyor üniversitede baba mesleğim, bırakmıyor onu. Bizde öyle değil. Biz biraz tabii hata bizlerde de var. Biz çocuklarımızı yetiştirirken kendi işimizden çok bıkkınlıkla söz ediyoruz. Belki işimizi sevmiyoruz. Onun etkisi var. Herkes işinden ve kendinden mutlu değil. Böyle bir sorunumuz var ülkemizde. Mutsuzluğumuzu da çocuklarımıza yansıtıyoruz. İşte kasap, çok iyi kasap. Tamam. Çocuğum aman diyor ve kasap olmasın, ne olursa olsun diyor. Bu gitsin başka veya şey çocuk olsun. Çocuk beğenmiyor mesleği. Ya da çocuk beğenmiyor dediğiniz gibi. Halbuki çok güzel bir meslek. Beğenmiyor. Çok beğenmiyor. Güzel. Yani herkes ille doktor, avukat bilmem ne mevzusu olacak yani. Ama başta aileler kabahatli. İşte, evet. Çocuk okumayacak belli. Evet, yani sevmiyor. Meslek lisesine gönder. Hala illa işte oradan kurs alıyor. Buradan ders aldırıyor. İlla üniversite okuyacak. Üniversite mezunu yapacak. Üniversite mezunu dün yine bir yazıda okudum. Milliyet Gazetesi galiba bir röportaj yapmış. Bir şantiyede, bir inşaatta çalışan 2000-2500 lira alıyor amele, yani yevmiyeli çalışan. Yani aylığı 60-70 bine geliyor. Oradaki başındaki mühendis 30-40 bin liraya çalışıyor. Daha ustaysa, bu hani vinç operatörüyse gibi, hani böyle biraz daha nitelik isterse onlar 140-150 bin aylıkla çalışıyor. Yine başında ona emir veren mühendis 30-40 bine onu da bulabilirse, yani asgari ücretle. Çünkü çok fazla mezun var. Kendilerini de geliştirmeleri gerekiyor. Bu taraftaki daha makbul. Tabii ki daha makbul ve daha da ileri gidecek. Tabii, mesela biz artık tesisatçı bulamıyoruz. Ya. Biz kalibradörcü bulamıyoruz. Gerçekten eğitimli öyle kişiler yok. Yok. Birilerinin elinde onlar da. Ama çocuklarımızı yetiştirmiyoruz. Yani bak, çok önemli bu. Tesisatçı olan bir baba çocuğunu tesisatçı yapmıyor. Doğru. Bunlar aktarılmadığı için onda bir defa bir dolu iş tecrübesi var. Tabii. O tecrübeyi aktarması gerekiyor ama aktarılmadığı için kesintiye uğruyor. Firmalarımız da böyle. Yani ben bir konfeksiyoncuysam aman diyorum lanet olsun, bu da iş yapılır mı artık? Çocuğum yapmasın diyor. Bunu. Çocuğum yapmasın bunu diyor. Halbuki her işin kendine has bir zorluğu var. Kolay iş yok. Hiçbir zaman için kolay iş yoktur hayatta eğer istersen. Kolay yok. Çalışmadan olacak iş de yok. Çalışmazsan her şey kolay. Evet, mücadele etmezsen. Ama bu çok güzel, önemli. Bu da çok önemli bir tespit bak. Yani çocuğu zorlamamak lazım demek ki. Bir meslek vermek yerine, yoksa orada burada bir sürü işsiz mühendis var. Bir sürü işsiz işte diplomalı insan dolaşıyor. O da yazık. Bir projede Murat Yülek hocamızla çalışmıştık. O şöyle bir tespit yapmıştı. Demişti ki ülkemiz çok genç nüfusa sahip bir ülke. Bunu böyle genç atlara benzer bizim genç nüfusumuz. Eğer onu koşumlandırıp bir arabaya bağlayabilirsek, arabayı uçururlar. Salı verirsek bütün etraftaki ekini mekini her şeye zarar verirler. Biz şu an öyle bir durumdayız. Doğru. Yani o şey yapmak ya lazım. Ya gençlerimizi organize edip bir şey uçuracağız. Evet amcığım, ben oğlum için hep düşünmüştüm. Sonra da oldu biraz Tolga. Dedim ya bakacağım, okursa okur okumazsa ben onu sanayiye falan vereceğim. Oo yapmışlardı. Yani ben öyle kafadayım. Niçin dedim ya, niye öğrensin? Meslek sahibi olsun. Ne yaparız? Okumadı diyelim.
ne yapabilecek, ama bir eline bir bilezik derdi ya eskiler, kolunda bilezik. Üniversiteyi bitirdikten sonra zaten 20, 24-25 yaşına geliyor. O saatten sonra zaten çocuk bir şey yapamıyor. Yani i̇şte onun için işsiz nüfusu da çoğalıyor. Çoğalıyor. Doğru söylüyorsunuz. Bunu yetiştirmek lazım efendim. Bu da bir şey olsun, yine bir farkındalık olsun, kalsın aklınızda diyor ve reklamları ilave ediyorum. Bir reklam aramız var. Ondan sonra tekrar buradayız. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Bu reklamı da geride bıraktık ve geldik bu son bölümümüze. Son bölümler çok önemlidir. Evet. Ben hep konuklarıma derim, aman anlatmak istedim, git eve gidip de ay ben bunu da söylemek istiyordum, hay Allah kaldı demeyin sakın derim. Ne varsa anlatın derim. Onu tekrar düşünelim. Şimdi bahsettik. Siz bir kadın olarak ve çok da güzel bir mesleğin içinde bulunan bir kadın olarak bunu başarmışsınız. Çok güzel duayen olmuşsunuz. Artık mesleğinizin gereği insanlara danışmanlık yapıyorsunuz. Evet. Tamam, bu oldu. Ve şu anda da artı olarak STK'larda görevinizi yapıyorsunuz. Hem de kurumlarda, yani önemli yerlerde. Ayrıca kadınlara ekmek parası, emeği kazandırıyorsunuz. Evet. Şimdi bu kadınları nasıl buluyorsunuz? Yani siz mi buluyorsunuz? Başka bir şekil mi var? Bu kadınlar bunları yaparken şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel bir iş. Bunu bana diye getirdi Nurhayat Hanım. Şunu kendisi yapmıştır sanırım. Makine işi ama tabii. Olsun. Bunu makine işi nereden bilecek? Öğretiyor. Ve ayrıca bir mum falan, bunları da çok yaparlar. Çok da güzel olur. Evet. Şimdi bunları yapmak için öğrenmesi lazım. Ve tabii ki yapacak kadın lazım. Evet. Bunları nasıl tespit ediyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Sevcan Hanım, bizim ticaret odası kısmında biz onları bulmuyoruz. Onlar bizi buluyorlar. Şöyle nasıl ki, oluyor? Ben bilmiyorum siz şimdi. Siz iş yapmaya karar verdiniz. Belki dinlemek isteyen vardır. Onun için soruyorum. Evet, mesela. Karar verince, yani iş fikriniz zaten oluşmuş. Kanuni zorunluluk olarak odaya üye olmak zorundasınız. Tamam. Odaya üye oluyorsunuz. Ha, şimdi normal bunları yapacak kadınları mı konuşuyoruz? Bunlar biraz daha alt segment. Biz onlarla ilgili değiliz. Onlar daha şimdi, ziyade şeyler, hani belediyenin komeklerinde vesaire de. Tamam. Bugün için, yani bugünün şartlarında bir kadın ben bir şey öğrenmek istiyorum dediğinde her yer açık. Yeter ki biraz böyle el yordamı olsun. Evet. Belediyelerin bütün komekleri, eğitim verdikleri yerler var. Evet. Bir üstünde üniversitelerim var. Özellikle bu biliyorsunuz pandemi sonrası internet portalları çok gelişti. Orada istediği yapacağı her şey var. Ama her şey var. Fazlasıyla artık işte. Örgüsü, ne bileyim, boyaması, her şeysi her var. Şey var. Dolayısıyla kadın isterse yapamayacağı bir şey bence yok şu an. Ama biraz
sizlerin sayesinde yani bunları yaparken de sosyalleşiyorlar. Tabii. O var. Tabii tabii tabii. Sosyalleşmeleri çok önemli. Çok önemli. Biz dediğim gibi bir adım ötesinde artık iş kararını vermiş, bir işini oturtmuş, bize geliyor, üye oluyor. Biz o öncelikle onların bir tanışma toplantısı şeklinde planlıyoruz. O şekilde onlara biz neler yapıyoruz onları anlatıyoruz. Ne yapabilirler ve bunun dışında da mentörlüklerini yapıyoruz. Yani biz onlar bize gelip danışabiliyorlar. Onun dışında finans da mesela bilgileri eksik. Biz o kursu, o eğitimi onlara verdirtebiliyoruz. Tamam. Geçmiş dönem içerisinde yine Odalar Borsalar Birliği ile yürüttüğümüz Kız Kardeşim projesi vardı. Evet, mesela biz arkadaşlarımızı, bu yeni işe giren arkadaşlarımızı o projeye yönlendirdik. O projeden Kocaeli'de 3 arkadaşımız hibe destek aldılar. Yani güzel. Birisi Karkat Kooperatifimiz. Yani hibe desteği alabildi yani. Aldı tabii. Tabii ama ön şartları var. Tabii mesela belli bir eğitim yani şart İstiyor. Derken ben diyor sana seni eğiteceğim. O eğitimleri almak zorundasın. O eğitimleri Bunlar bitiriyorsunuz. Olmaz. Tabii ki, o eğitimleri bitirecek. O eğitimin akabinde işte bir verilerine giriyorsunuz. Sonra bir jüriden geçiyorsunuz. Ama ne güzel bir fırsat. Tabii ki çok yani, güzel bir fırsat. Güzel bir fırsat. Aslında daha fazla kadınımız eğitimlerinden faydalandı. Hı hı. 3 kadınımız da hibe desteği aldı. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Yani biz bunları buluşturduk. Ben takip etmiştim o zaman. İş yeri açanlar falan oldu çok. Tabii iş yeri açanlar oldu. Sonra KOSGEB destekler oluyor zaman zaman kadınlara yönelik. Onları anlattırıyoruz. Yani bizden ne talep edildiyse o talep doğrultusunda yetişmeye çalışıyoruz. Onun dışında üye ziyaretlerini yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman kadınları bir araya getirip network oluşturmalarını sağlıyoruz. Yani bizim onlara sermaye vermek, onları ne bileyim iş bulmak gibi bir misyonumuz yok. Böyle bir şey yapamayız da zaten. Biz onları geliştirmesine katkı sağlayacak işleri yapmaya çalışıyoruz. Zaman. Evet. Yani. Birbirlerine network oluşmasını sağlıyoruz. İşte evet. Biz mümkün olduğunca kadın girişimcilerden alışverişlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde büyümelerine... Tabii büyümelerine ve hayatlarını idame etmelerine. Çünkü ne kadar önemli bir şey bir kadının ayakları üzerinde durması. Yani bence de çok önemli. Valla çalışmaları gerekiyor. Çalışmak isteyen kadının önünde de ben çok engel görmüyorum. Yani o kadar çok güzel fırsatlar var ki. Belli bir zamandan beri, unutmayın lafınızı, hani bir şey katkı olsun diye, belli bir süreden beri ne bileyim bir senesini tam söyleyemeyeceğim ama benim de gördüğüm belli bir süreden beri kadınlar istedikleri sürece bunu yapabiliyorlar. Engelleri kaldırdılar. Eşi yollamıyor. İşte kocası dövüyor. Yok git. Yok ben çok kadın gördüm. Gittim diyen. Onlar da vardır diyen. Tabii ki ama artık açıldı yani. Kadınların ufku açıldı. Açıldı. Bu kesinlikle açıldı. Yani bu tabii tabii göre. Yani bir de tabii bu sosyal medyalar, televizyonlar çok geliştirdi. Yani bayağı bir geliştirdi. Çok çok geliştirdi. Rol modeller çok önemli. Evet, hani biz bu konuda da destek oluyoruz tabii. Onlara. Rol modellerle bir araya getirip işte bir kadın başardıysa siz de başarabilirsiniz tabii. Diyoruz. Hakikaten de başarılabilir. Yani ülkemizde artık çok güzel Big Chef gibi çok güzel örnekler var. Yani tabii. Bir kadının başarısı, Koton gibi yani bunlar hep kadınların sıfırdan çıkartıp getirdiği. Hani bir ailenin devamı olan değil. Hani bazı firmalar var. Ailenin devamı. Atadan gelen. Ailede destek var ama bazı kadınlarımız var ki tamamen tırnağıyla, dişiyle, tırnağıyla gelmiş. Mesela ben çok dikkat ederim. Mesela ben okuldan yeni mezun olduğum süreçlerde Güler Sabancı gibi aileden gelip yönetici pozisyonunda kadınlar vardı. Ama şimdi bakıyorum işte Turkcell'de, Vodafone'da falan yani böyle normal Anadolu'nun bağrından çıkmış, okumuş, yazmış, oralara kadar kariyerini geliştirmiş kadınlar var. Evet. Eskiden bunlara rastlamıyorduk. Yok, dolayısıyla çok önemsiyorum ben bunu. Çok şey değişti tabii yani. Bizim ilimizde bir İzmitli olarak ben bunu hep söylerim. Yani bizim ilimizin yerlisinin de bir bakış açısı vardı. İşte bizler böyle çok çarşıda falan dolaşamazdık. Yasaktı. Babalarımız bir sokaktan iki kere geçilmezdi bir kadın. Değişti.
değişiyoruz, evriliyoruz. O kadar çok değişti ki o günden bugüne bazı şeyler yoldu. Biz çok eski değiliz yani. Hani daha öncelerde neler yaşamış bilemeyiz. Ve o günden bugüne bakıyorum, bir mağazada kadın çalışmazdı mesela. Yoktu. Doğru. Şimdi kızlarımızın çoğu orada hayatını yok kazanıyor. Artık bu konuda çok daha ne farklı kadar bir yerdeyiz. Gelişme ama değil mi, şöyle belli bir zaman. Kadınlarımız çok okuyorlar ve dikkat edin, kadınların başarmaya bir açlıkları da var. Evet, üniversitelerin tabii, tabii. Özellikle böyle büyük diyeyim, hani belli çaptaki üniversitelerin mezunlarına bakın, mutlaka bir iki tane kız mutlaka oluyor. Mutlaka. Hani mutlaka oluyor. Mevcudunda kız az olsa bile derecede kadın var. Mutlaka oluyor. Dolayısıyla ağır ve emin adımlar. Nasıl görüyorsun? Daha da açık görüyor musun önlerini kadınların? Evet, mesela kesinlikle. Gelecek yıllara kesinlikle. Kadınlar böyle bir damga vurabilirler mi? Bence vururlar. Çünkü muhafazakar kesimde çocuklar okutulmazdı. Kızlar evet. Okula gönderilmezdi. İşte, ama şimdi yapılan yatırımlarla başı kapalı da çok rahat okulları evet. Okuyabiliyorlar. Evet. Ve aileleri bunu teşvik ediyor artık. Evet. Yani kadınlar da rahatlıkla. Yani o kafa yapısı yavaş yavaş bayağı bir değişti. Okutmak istiyorlar. Değiştirmese bile okutuyorlar. Hani bak, o zaman bakış açısı diyelim birazcık daha farklılaştı. Evet, evet. Peki mesela hep şöyle diyorlar, ben bazı erkeklerle konuşuyorum iş hayatında da olsun. Aman Sevcan Hanım diyor bana, siz bizi erkekler hani önde falan, siz o kadar erkeklere şey yapmayın, kadınlar kadınların önünü kesiyor. Bir sırasına gelmiyor diyor. Kadınların da kadınlara yaptığı bir takım şeyler var, engeller var diye cevap veriyorlar bana. Ben çok şey katılmıyorum. Ne diyorsun bu konuda? Ya o genel insan karakteridir. Kadına zarar verebilir mi? Bence değil. Ben katılmıyorum. Olsa da az mı diyorsun? Yani mutlaka vardır da. Hı hı. Hani bir erkek de aynı şeyi yapabiliyor. Yani erkekler öyle demesin. Kadınları atmasın şey mi diyorsun? Evet, evet. Bence öyle. Özellikle kariyer kısmında kesinlikle kadının önünü kesen erkekler, yani kadınlar değil. Kadın şöyle kesebiliyor, bir yarış içindesiniz. Hı hı. Yani mesela bizde kaç tane kadın milletvekilimiz var? İşte, değil mi? Kocaeli'nde. İki tane kadın milletvekilimiz. Ben onu da bilmiyorum şu anda. İki tane kadın milletvekilimiz var. İki tane var değil mi? İki, evet. Dördür iki tane var. AK Parti'de iki tane var galiba. Evet. Öyle olduğunu zannediyorum. Şimdi orada iki tane kadın kontenjanı konuluyor ya, o iki kadın için mutlaka kadınlar yarışıyor. İster istemez birinin önünü kesecekler. Siyasette mi yani daha çok olur yok, diyorsun? Yok. Şeyde de öyle. Bürokraside de öyle. Bürokraside de öyle. Evet. Akademisyenlikte de öyle. Bakıyorsunuz asistan ve öğretim üyesi kadrolarında çok fazla kadın var. Ama yukarı çıktığınızda profesör ya da dekana baktığınızda, rektöre baktığınızda kadının neredeyse adı yok. İşte bizde bir Sezer Hanım olmuştu. Evet, Sezer Hanım rektörümüz oldu. Size şimdi bir çınlasın. Rektör yardımcımız Elif Hanım var. Evet. Yani bu böyle bir elin parmakları kadar, ama akademisyen alt kadroya baktığınızda çok daha fazla kadın çok görüyoruz. Fazla, çok fazla tabii. Çok ki. Da başarılı kadınlar evet. Görüyoruz. O yüzden ben çok kadını demiyorum. O insancıl. Yani o kadın olması erkek olsa yani da aynı şeyi yapardı. Yani o doğal bir şey belki. Hani ben doğal yarış karşılıyorum. İçinde olan tabii şey. Tabii yarış diyorsun? İçinde peki. Mecbur olacak. Evet, tabii. Yani Nurayet Hanım'ın görüşü de bu şekilde. O da çok güzel. Kadınların kendisi aynı iş içinde bir mücadelede olacaktır. Gayet olacak doğal yani. Diyorsun. Evet. Onun dışında öyle bir şey düşünmüyorum diyor. Evet. Şimdi planların var mı? Neler yapacaksın bu sene? Şöyle, ben bir taraftan da sanatla uğraşıyorum. Klasik sanatlarla. Ne yapıyorsun? Ben Kocaeli Büyükşehir'in konservatuarında okuyorum. Çok güzel. Minyatür, katı, çini. İşte çok birini güzel. Bitiriyorum, birini başlıyorum falan. Harika. Onda devam ediyorum. O gerçekten keyifli. Çini falan yapıyor musun? Yapıyorum. Seramiye var mı? Yok. Yok. Klasik sanatlar. Da daha çok seviyorum klasik sanatları. Onlar güzel. Üzerinde. Bravo, seni kutluyorum. Yani en azından fırsatı da bulabiliyorsun. Nasıl bulunuyor fırsat? Yani, hani fırsatım yok, zamanım yok diyor kadınlar. Hiç alakası bir şey yok. Var mı? Kendinizi programlamanızla alakalı bir şey.
Mesela ben cumartesi günleri benim sanat günüm. Cumartesi ona mı ayırdın? Cumartesi sanat günüm. Hani ben cumartesi... Müzikle uğraşmıyor musun? Yok, çok müzik, oralar buralar var ya. Hadi Hanım'ın ortağımın o müzik. Ofisimizi bir gün bekleriz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz inşallah. Evet, bir gün bir... piyanomuz var orada, akordiyonumuz var. Yani, şarkı söylerseniz gelirim. Ben çok söylemek, söyleyen arkadaşlarınızı buluruz. Bulur muyuz? Buluruz, buluruz. Hiç sorun yok. Hadi biraz neşelenelim böyle. Dolayısıyla sanatla uğraşmayı seviyorum. Harika. Sanat seven insanın ruh yapısı değişik oluyor. Yani daha olumlu bakıyor hayata. Daha şeyde affedici, daha böyle işte, nasıl diyeyim, anaç, öyle gibi geliyor bana. Sanat yüreği biraz yumuşatıyor gibi görüyorum. Ya, çok haklısınız. Sonuçta bu da bir sosyal fayda sağlıyor insana. Evet, evet. Şimdi ben cumartesi günümü dediğim gibi sanata ayırıyorum. Sabahtan akşama kadar bu işte uğraşıyorum. Hı-hı. Bu işte uğraşmayıp ben gidip bir yerde dedikodu da yapabilirim. Değil mi? Zamanımı öyle kullanırım. Onu kullandığım süreçte de oradan negatif elektrik bana yüklenir. Bak, halbuki ben sanat yaparak orada pozitif enerji alıyorum. Harika. Negatifliğimi atıyorum. Yani bu ilişimde de öyledir. Yani tabii, bir örgü örmek o kadar rahatlatır ki insanı. Benim biraz zamane yani. Gençlerinde biraz böyle el işi falan yapmadıkları için de böyle çok agresif olduklarını düşünüyorum. Yani enerjilerini boşaltacakları yok. Kusura bakmasınlar. Bizim de gözlemlerimiz var yani. Görüyoruz çoğunlukla tabii. Öbürküleri zaten onlara sözümüz yok. Onlar için başımızın tacı. Hepsi de bizim. Gençlerimiz için üzülüyoruz da söylüyoruz bunu yani. Öyle olmasınlar diye. Gençler için çok böyle bu tür şeylere değil, başka şeylere de yani sosyal hayat içindeki bir takım şeylere de pek hevesleri yok. Vallahi biraz kabahatli. Biz yetiştirdik o gençleri. Bence bilmiyorum. Öyle. Yani ben mesela anneleri görüyorum, erkek çocuğu hareketli. Evet. Bazıları hiperaktif. Ne yapıyor? Telefonun önünden bir şey veriyor. O çocuk telefona böyle bağımlı. Devam ediyor. Bundan ne beklersin? Anne de istediğini yani. Yapıyor o süreçte. Evet. Ne olacak bunun sonu? Böyle bu ortada gördüğümüz. Yani biz büyürken şanslı bir çocukluk geçirdik. Evet. Sokakta oynadık. Sokakta oynadık. Doğayla iç içeydik. Sokakta oynayarak sosyalleştik. Tabii. Ama şimdi çocuğumuzu servise bindiriyoruz. Okula gönderiyoruz. Okulda çevresi neyse dönüyor. Bir mekanik yani. Böyle bir şeyle bir hayat. Arabaya bindir. Okula yola. Okuldan sorumluluk bilmem... yok. Sorumluluk vermiyoruz ki çocuklara. Evet. Yani bir çocuğa hadi servis değil de otobüse git binip gidebilir. Bine otobüse git denmiyor yok, şimdi. Yok yok, incileri dökülür. Şimdiki genç öyle vallahi yani. O ötleri kopuyor en ufak bir şey. Aman onu yemesin, ama ben şişirerek izliyorum mesela bazı gençleri. Ya biz yediriyorduk diyor ya kenardan köşeden i̇şte söylüyorum. İşte o sorumluluğu vermeyince hayatı tanımıyorlar bence. Yani. Bebeklikten başlıyor şimdiki evet. Çocukların yetiştirme tarzındaki bebeklikten. Bu eksiklikler galiba. Yani ben günümüz programlarını bazen hani evde kaldığımda açıyorum. Yani bu televizyonlarda o kadar kötü gündüz programları var ki. Vallahi ben bunu çok yazdım. Bir artık bunca senemi topluma vermiş insanlar. Azıcık söz yani bir şeyler söyleme hakkı buluyorum kendimde. Çünkü ben çok aileye 88 yılından beri içindeyim, hizmet verdim. Söylüyorum en büyük etken şu televizyondaki programlar. Evet. Bilhassa belli yaş üstü kızlara ve erkeklerde dahi heves edip kötü yollara düşmeleri ve ne yazık ki şu sosyal medya denen şeylerde şimdi bir de ismi işte TikTok mudur nedir? Ben de merak edip bazen bakıyorum, bir rezalet. Kavgalar, ana baba, baba, anne kız, baba o, yani sırf kavga. Hayır, ne kadar kavga ederse de o kadar reyting alıyorlar. Reyting alıyor onlar, ama öbür taraf ne oluyor? İşte bunlar aslında dile gelmesi gereken şeyler. Yani çok önemli şeyler bunlar. Evet, çok önemli şeyler. Uyarın, yani biz bir kadın olarak, anne olarak, işte toplumu gören bir kişi olarak sizler böyle tabii söylüyoruz. Ama maalesef hiçbir şey değişmiyor. Televizyonlar çok büyük etken.
Evet, işte o yüzden kadınların çok evde oturmaması gerekiyor, çalışması gerekiyor. Oraya çalıştıkça kapalı, tabii vallahi motivasyon oraya olmaması çok gerekiyor. Çok seviyorlar o dizileri. Sanatla falan. Sanatla uğraşacaklar, kırdı, kırdı. Çalışmayla uğraşacaklar. Evet, biraz kafalarını, yani hem ne kadar güzel üretken olur insan, hem ne bileyim, sosyal olur. Tabii siz yıllardır STK'ların içindesiniz, evet. Ve bir platformda başkanlığı evet, yürütüyorsunuz. Yani, orada kadınları görüyorsunuz. Ne kadar o kadar güzel ki. Bir de birine faydalı olmak insanın manevi yönünü de o kadar geliştiriyor ki. Yani vicdanınızı, ruhunuzu çok besleyen şeyler bunlar. Çok. Çok güzel bir şey. Ve oradaki bunlar. Çalışan keşke. Kadınları görüyorsunuz. Çok rahatlatıcı. Ben Kızılay Kadın'da da gönüllü olarak çalışıyorum. He, Kızılay'a. Bravo, çok önemsediğim sen. Bir kurum benim de Kızılay. Çok önemli bir kurum tabii ki. Yani. Dolayısıyla orada mesela çalışan kadınlarımız var. Gönüllü kadınlarımız var. Çok yoruluyorsunuz ama akşam giderken hepsinde mutlu mesut tabii. gidiyorsunuz. Bir şey yaptı çünkü dokundu. Hem bir şey yapıyor tabii hem gününü boş tabii. Muhabbetlerle. Tabii. İşte tabii. Demin dediğiniz gibi birbirlerinin kuyusunu kazmak yerine böyle bir verimli işte geçiriyorlar. İster istemez o dedikodu dediğimiz onun bunun. Ne yapacaksınız? Bunun boşuna giriyor ne yani. Ne konuşacaksınız ne yani? Ne bitiyor başlıyor onun bunu. Yani bakın konuştuklarımız boş laflar değil aslında. Özet olarak sonuç neye geliyor? Kadınımızın üretken evet. Kendisine de çevresine de faydalı insan olmasına gelmiyor mu Nurhan Hanımcığım? Yani kesinlikle. Olayımız bu değil mi? Kesinlikle öyle. Onun için biz sürekli bunu söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. Sizleri sevdiğimiz için söylüyoruz. Yapmak istediklerin başka bir şey yok mu 2024'te? Ha, 2024'te tabii çok bak onları proje... söyle bir duyalım bakalım da ondan sonra kapatalım programı. Ya, projelerimiz var tabii. Yani işle ilgili bir takım projelerimiz kendi, var. Kendi işimizle ilgili. Gelişecek biraz inşallah. Farklı gelişecek bakalım, vizyonlarımız var. Biraz olsun. Şehir dışında işler yapmaya başladık. Çok güzel. Onları belki gelişecek. Belki tabii şey de olacak. Zaman içerisinde evrilecek bunlar. Belki farklı kentlerde başka türlü. Farklı işler olacak. Hı, yine sektörümüzle ilgili sektör. Farklı işler. Yani uzun süredir devam sana. Ediyor. Uzun süredir devam eden işlerimiz var. Bu sene belki onlar neticelenir. Bizde şeydir, emlak sektöründe bir klişemiz vardır. Bazen bir gün bir yılı besler, bazen bir yıl bir günü beslemez. Hmm. Öyle bir işimiz var. Öyle mi? Ha. Doğru söylüyorsun. Ama bir gün bir yılı besleyeni evet. görür bazı arkadaşlarımız. O yüzden işte çok fazla emlak işine atılan arkadaşımız ama, var. Ama başka bazen de olunca da, bir yılımızda bir ya, günü beslemeyebilir. Yani her gün aynı değil demek istiyorsunuz. Değil. Öyle. Bir de çok emek verirsiniz. Mesela evet. biz bu projelere 3-5 yıldır emek veriyoruz. Neticesini belki bu yıl alacağız. Belki bir sonraki yıl olacak. Ama sabırla bu işi devam ettireceğiz. Getiriyoruz, uğraşıyoruz. Tabii. Bir taraftan da dediğim gibi işte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi kendini geliştirmek çok kolay aslında. Evet. Yani internet portallarını doğru kullanırsanız çok büyük faydaları var. Bizim de bu eğitimlerimizi internet portallarından destekler alıyoruz. Çok ciddi de gelişmeye faydası harika. Oluyor. Tabii. Çünkü sektörümüz evet. öyle bir sektör ki araziyi de bilmek zorundasınız. Arazi farklı, tarla farklı, tarım arazisi farklı, sanayi farklı. Ne kadar büyük? Kaç tane şey var? Yapı önümüzde. Bambaşka tabii. üstündeki yapı. Lojistik farklı. Yani bunların hepsinin ayrı ayrı bir şeyi var. Hepsini de bilmek mümkün değil neredeyse. Yani her işe girdikçe farklı bir yön buluyorsunuz. Tabii. Her işin üzerinde kanunen, hukuken bir takım sınırlar olabiliyor. Onları da yaşayarak öğreniyorsunuz. Öğrenmişsiniz. Ve eğitim alarak öğreniyorsunuz bazılarını. Evet, evet. Sürprizlerle karşılaşmamak tabii. için kendinizi donatmanız gerekiyor. Evet. Onun dışında benim iki tane kızım var demiştim. Maşallah. Büyük buradan kızım, selam olsun. Büyük kızım
anestezi uzmanı, tıp doktoru. Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyesi. O kızımdan bir tane torunumuz var. Torunumuzla birlikte daha fazla zaman geçirmek tabii. Ay, ne kadar 2024'te. Güzel. Gencecik ne kadar güzel. Bursa'ya anneanne. Geldiler, iyi oldu. Böyle zıpırt gidip gelebiliyoruz. Çok tatlıdır torun. Evet. Çok tatlıdır. Çok tatlı. Bilekle büyüsün inşallah. Sağ olun. Küçük kızım da sosyolog oldu. Hacettepe Üniversitesi'ni bitirdi. Siz tanırsınız Gözde Sosyete. Tabii. Çok duyarlıdır. O da şimdi master yapıyor. Bir yüksek lisansını bitiriyor. Bravo. İşte onlarla birlikte daha fazla hayatınız. Zaman geçirmek tabii, istiyoruz tabii. Artık. Çok güzel. Yani başta memleketimiz iyi olsun tabii. Yani tabii ki. İyi olursa her şey daha güzel oluyor. Her şey daha güzel tabii, oluyor. Tabii. Bizim bireysel olarak... Ama şuna da inanıyorum. Pardon. Biraz da kendinize zaman ayırmanız lazım. Evet işte o yüzden torunu evet. Hemen... Onu da ben anladığım için söyleyeyim. Sonra pişman oluyor insan. Birazcık da aileme, çocuklarıma keşke... Zaman ayırsaydım. Evet, sağ olsun. Çok çabuk geçiyor hayat çünkü. Hem ortam hem kardeşim Hadiye 21 evet. Yıllıkta birlikteliğimiz buradan var. Selam olsun. Buradan selam olsun ona da. Ve de eniştem Hadiye'nin eşi Taner ona da Hadiye selam Hanım olsun. Hadiye Hanım gelse ya buraya. Duymuyor onu. Onlar, keşke birlikte kapatsaydık programı gelseydi de. Onlar sayesinde gözüm arkada kalmıyor. Evet. Yani o çok büyük bir rahatlık. Yani ben bunca işi, bunca STK çalışmasını yapabiliyorsam onların sayesinde. Onlar iş yerini toparlamasalar, onlar orada gözüm arkada kalsa olmaz. Zaten batarsınız öyle tabii, olsa da. Tabii, yani yok, siyasette doğru. De görmüşsünüzdür. Evet. Çok kaptırırsınız. Gider. Arkada birileri yoksa gümbür gümbür gider. Batarsınız. Tabii, kimse de dönüp bakmaz size. Bakmaz vallahi. Çok da unutulur. Dolayısıyla burada da öyle. Yani bu işlere zaman ayırırken işinizi de sağlam tutmanız gerekiyor. Lazım. Yoksa sağ olsun çok onlar zararı konuda, uğranıyor. Evet çok evet. Destekler bana. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tüm ediyorum. Tüm destekçiler Zadiye Hanım'a, hepsine, eşiniz mükemmel bir insan tabii, belli, ben çok kibar. Ben şey diyorum, her hepsine... Başarısız kadının arkasında bir kazma erkek vardır diyorum. O da çok güzel valla. Sağ olsun evet, eşim evet, vardır. Bu konularda beni çok güzel, desteklemiştir. Çok güzel, çok güzel. Yoksa eşleriniz... Onlar olmadan çok olmazdır. Zor. Allah'ın ömür, sağlık, güzel amin, geçim, amin. Birlikte bir... Güzel hayat nasip etsin sizlere amin. İnşallah. Ben sevgili Nurhayat Gülderen Hanım burada ağırladığım için bunca yoğunluğun içinde benim davetimi kırmadığı için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olsun. Bütün işleri rast gitsin. 2024 yılı herkese Türkiye dünyaya olduğu gibi Nurhayat Hanım'a da güzel gelsin ve ailesine çok diyorum. Teşekkür ediyorum. Torunayla ben de güzel günler geçirsin bütün inşallah. Bütün izleyicilerimizin buradan yeni yılını kutluyorum. Mutlu, başarılarla dolu, sıkıntıların, dertlerin olmadığı, savaşların olmadığı bir yeni yıl temennisi İnşallah. Çok biliyorum. Güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. İşte 2023 bitiriyoruz bu son programımızla veda ediyoruz. İnşallah 2024'te buluşuruz. Biliyorum bekleyenlerim 2024'te mutlu mutlu güzel güzel yepyeni bir senede tazecik bir senede konuğum olurlar. Hoşça kalın diyorum. Her şey güzel olsun. Yeni yılınızı kutluyorum. Güzel şeyleri çağırın efendim. O biraz da sizin elinizde. Hoşça kalın. İyi seneler. Teşekkür ediyorum size de tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sundu.